raporlarına baktığımızda El Kaide'nin yeniden güçleneceği söyleniyor. Bunu efendim neye bağlıyorlar? Neler söylersiniz? Böyle bir alan açıldı mı sizce? Evet, müsaadenizle biraz önceki kıymetli katılımcılarımıza saygıyla selamlıyorum. Biraz önceki kıymetli katılımcıdan sorduğunuz sorudan da birazcık buyurun, alarak işe devam edelim. Şimdi en son söylediğiniz çok önemli bir şey. Yani işte 20 yıl sonra değiştik. Yani ne oldu da değişti, değil mi? Yani bunu bir sorgulamak lazım. Ne oldu da değişti? Yani şimdi ne oluyor yani? Hani mutfakta biri mi var? Arkada bir şeyler var. Anormal pek çok şeye bu Ağustos ayında anormal olan, normal olmayan bir sürü şeye evet, tanık olduk. Ne oldu? Bir baktık bir anda böyle şehirler altın tepside Taliban'a sunuldu. Hatırlar mısınız? 2010 yılında Bağdat'ın kuzeyinde ortaya Daesh çıktığında Musul'a kadar, oradan Rakka, Deir ez-Zor hattına kadar bütün şehirler bunlara sunulmadı mı altın tepside? Hatta o 2010 yılında bunlar gerçekleşirken Türkiye sınırına yakın kantoncuk, sözde kantoncuklar ilan edilen yerlerdeki şehirlerde PKK, PYD altın tepside sunulmadı mı? Yani burada normal olmayan şeyler var. Bir kere gayet sakin, hiç çatışma olmadan, hiç yıpranmadan Taliban geldi. Kaç kişi bu Taliban? 50 bin, 75 bin, 100 bin bile değil. Hı hı. Karşısında kim var? Hadi dağlık alanda savaşamayabilirsin. Bunu anlarım. Yani gerilla savaşı veriyordur. Dağlık alanda, kırsalda biraz daha Taliban militanları daha şeydir, iyidir vesaire. Tamam da Kabil'i de mi savunamıyor şimdi Kabil ordusu yani? Yani Kabil'in hükümet ordusu 300 bin neredeyse 250 bin ağır silahlarla teçhiz edilmiş ordu ne oldu da birden dağılıverdi? Neyi hatırlatıyor size? Irak ordusunu. Bakınız yani. Bunlar için tarihte örnekleri var. Şimdi dolayısıyla bütün bunları topladığınızda bir de söylemler. Şimdi hakikaten ben merak ediyorum. Bakınız Abdullah Öcalan bölücübaşı yakalandıktan sonra bir baktık ki örgüt, terör örgütü yani PKK, evet, bir anda böyle ekoloji, cinsiyet, işte kadınlara pozitif ayrımcılık, ne kadar sevimli bir örgütmüş bu filan neredeyse. Hani bilmesek evet, bu eli kanlı, seri katil, zihniyetli bu ruh hastası sürüyü bilmesek, yani söylemlerine baksak birden böyle ne kadar şirin, ne kadar tatlı, demokratikleşme, özgürleşme, işte ekolojiden filan bahsediyor. Gelip ormanları yakıyorlar, ayrı konu, bir taraftan da ekoloji. Yani bir söylem değişikliğini gördük. Şimdi bunun sebebini biliyoruz terör örgütünde. Hı hı. Peki Taliban'da ne oldu yani? Değil mi? Taliban'da da böyle yıllardır dünyanın hani desteğini almak istiyor. Tamam, bu aklı kim veriyor onlara yani? Şimdi niye bu aklı kim veriyor? Müsaadenizle biraz sosyolojiye gireceğim. Buyurun. Yani şimdi toplumlar içerisinde ortaya çıkan örgütsel yapılar toplumun kültürel değerlerinden bağımsız gelişmez. Bağımsız şekillenmez. Şimdi bakın 1928 yılında da ilk yabancı devlet adamı olarak Afgan kralı Emanullah Han 19 Mayıs 1928'de Türkiye'ye gelir ve Türkiye'deki o modernleşme hareketlerini görmek ister. Afganistan'a aynısını bunu kurmak ister. O zaman Büyük Atatürk şunu der, yani bakın der, ülkenden bu kadar ayrı kalıyorsun, bu doğru değil. Bir de der yani bakın Türkiye işte Tanzimat Fermanı, meşrutiyetin ilanı vesaire, yani Cumhuriyet'in ilanı, yani bir takım böyle safalardan geçerek bugünlere geldi. Hani bir takım demokratik bir yapı var. Adım adım bu evet, gelişimleri değil. Senin yani Afgan toplumunun da tarihsel perspektifte sosyolojik özelliklerine iyi bak. İşte kültürel değerlerini, gelenek, görenek ve örf adetler üzerinde şekillenen davranış biçimlerini hani dikkate al, ona göre hareket et dediyse de buna rağmen Afgan kralı çok heyecanlı, genç bir kral ve işte ülkesinde 2 ay sonra Celalabat'ta başlayan bir isyanla devrilir. Şimdi baktığımızda bu sosyolojik yapıda yani 1928 yılındaki Afgan toplumunun sosyolojisiyle şu anki Afgan toplumunun sosyolojisi arasında ne fark var diye baktığımda çok da fark olamadığını görüyorum. Tarihsel perspektifte Afganistan diye bir coğrafya var. Hı hı. Ama bir Afgan ulusu yok. Yani ulus devlet bilincine erişmiş bir toplum yok. Kabileler ve kavimler düzeyinde. Dolayısıyla şimdi bir anda bir bakıyorsunuz bir yıllardır hani büyük bir mücadele veren, değişimler geçiren, yani sürekli savaşan, sürekli çatışan, savaşı ve çatışmayı kendi kültürel kodlarının merkezine almış bir örgütsel yapıdan Bir anda bakıyoruz ki intikam almayacağım, kadınlara işte şöyle olacak. Evet. Efendim, hatta bakınız şu an Afganistan'da ne tarım var, ne hayvancılık var, ne sanayi var. Hiçbir gelir yok. Tek gelir var ne? Yıllık 500 ton eroin üretiliyor. Evet. Rakam da bu yani. Yıllık 500 ton eroin üretiliyor. Bunun 250 tonu yollarda yakalanıyor ki büyük bir engel olan da Türkiye'dir. Eroin geçişine, Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya. Ama 250 ton da ulaşıyor. Şimdi buradan çok büyük paralar alıyorlar. Zaten sosyal Batı'yı medyada uyuşturucuyla vuruyoruz sosyal medyada da bu paraları filan gösterdiler. Filmler yani çekilmiş videoları gördük. Hı hı. Şimdi düşünün, şunu diyor Taliban. Uyuşturucu artık bundan sonra yok. Şimdi bakıyorsunuz ya yani bu şimdi bir kere örgütsel yapıdaki yani o tabandaki örgütsel değerlerle örtüşmüyor. Bir. İkincisi, Taliban'ın temsil ettiği Afgan toplumundaki Peştunların toplam demografik oranı, nüfus içinde oranı %30. Yani daha %70 Taliban karşıtlığı üzerinde bir çok çeşitli Afgan toplumları var. Kabileler var, alt sınıflar var. Yani şimdi bir bakıyoruz ki biz de doğal olarak tabii buna kapılıyoruz. Taliban sanki bütün Afganistan'ı bir anda ele geçirmiş filan gibi. Dün 3 tane ilçeyi muhalifler geri aldılar. Geri aldılar. Yani direniş var. Direniş örgütleniyor, direniş gelişiyor. Şimdi baktığınızda Afganistan'ın iç yapısı o kadar kırılgan ki bir tarafta sahaya sürülen bir Taliban var. Taliban gerçeği var. Hı hı. Bir devlet aygıtı gibi çalışmaya çalışıyor, davranmaya çalışıyor ama baktığımızda bu devlet aygıtı gibi davranmaya çalışan örgütsel yapının aslında bir kurumsal devlet yapısına ulaşabilmesini ben çok mümkün görmüyorum şu anki mevcut şartlar içerisinde. İki, buna karşıt olan unsurlar bekliyorlar. Daha henüz harekete geçmemişler. Geçirilmesi an meselesi. Dolayısıyla burada şimdi artık bırakalım kadın haklarını, ekolojiyi filan da Afganistan bir iç savaşa doğru sürüklenir mi, sürüklenmez mi onu tartışalım biz yani. Şimdi böyle bir durumda. Dolayısıyla Taliban'ın şu anki söylemlerini ben su üzerine yazı yazmaktan öte bir şey göremiyorum yani. Hı hı. Biraz önce Sayın Hocam da söyledi, Mehmet Betiner Bey de. Yani bunu bekleyip görmek lazım yani. Gerçekten öyle mi değil mi? Hani bizim kanaatimiz, o benim kanaatim olmayacağı yönünde ama yani bu devlet aygıtı gibi davranan yapının bir de kurumsal devlet yapısına ulaşmasının çok da mümkün olmayacağı yönünde düşünüyorum ama olursa da yani aman huzur, istikrar gelsin yani. Şimdi bakınız dün değil evvelki gün, 2 gün önce İngiltere Genelkurmay Başkanı'nın, İngiliz Genelkurmay Başkanı'nın sözünü aynen size söylüyorum. Diyor ki Taliban'a diyor düşman demek için biraz iyi düşünmek lazım diyor. Tam olarak cümle bu. Yani Taliban'a düşman derken biraz daha düşünmek lazım. Şimdi bakarsanız ülkeler menfaatleri, çıkarları doğrultusunda. Yani siz yıllarca bir terör örgütü yaratın, ondan sonra da deyin ki şimdi ya bir daha düşünelim. Devlet dışı unsur deyin sonra. Nedir peki Batı'nın şu anki Afganistan politikası hangi eksen üzerinde şekilleniyor? Hı-hı. Tanımıyorum ama ilişki kurarım. Evet. Niye? Yarın vurmam gerekirse zaten tanımıyordum. Vurun gitsin. Anladın mı? Emperyalizm bu çok basit yani bir mantıkla yürür yani. Dolayısıyla bence yani burada her şeyden önce işte şimdi El Kaide'ye de geleceğim ama yani hakikaten çok kırılgan, çok hassas günlerden geçiyor Afganistan toplumu, Afganistan coğrafyası. Burada tabii ben belki birazdan açıklama Türkiye'nin rolüne değineceğiz. Onun öncesinde burada bence sonucu belirleyecek Türkiye'ye ayrı bir parantez açmak lazım ama Afganistan jeopolitiğindeki küresel güç mücadelesinde aktörlerin ulaşacağı denge sonucu belirleyecek gibi görünüyor. Bunu da ayrıca tartışmak gerekir. Şimdi gelelim El-Kaide meselesine. Değinelim, diğer konuklarımıza da söz vereceğim. Burada tabii bugünkü yazımda da belirtmiştim. Yani burada örgütsel yapının üst tabanındaki, üst katmanındaki işte o lider seviyesindeki ya da yönetici seviyesindekilerin söylemlerinin başta örgütün tabanında karşılığı olmadığını görecekler. Kendi içlerinde de bir çatışma var. Tabii yani şimdi bu tabii eğer ısrarla devam ederse bir süre sonra Taliban üzerinde de çeşitli grupların kopmasına sebep olabilir. Hı hı. Ve bunlar silahlı gruplar yani bunlar elinde silah olan, savaşı bilen, yıllardır insan öldüren insanlar bunlar. Yani neticede bu kontrolsüz gruplardan Allah korusun, hani diyorlar ya işte terör üreyebilir. Afganistan'da terör nasıl ürer? İşte bu kopmalarla ortaya çıkan ve bunun dışında da orada başka kontrolsüz gruplar var. Bu silahlı gruplardan yeni terör örgütleri de türeyebilir. Adını belki sonra duyabileceğimiz. Bu anlamda da El-Kaide'nin böyle bir güç kazanması Taliban üzerinde de zayıflatıcı bir etki yaratabilir. Bu da oldukça önemliydi. Çünkü efendim, yani çok özür diliyorum. Buyurun. Hakikaten inanılmaz silahlar vesaire de bu Taliban'ın eline geçmiş durumda. Yani ciddi bir fon aktarıldı çünkü oraya. Bu silahlar kalacak mı, kalmayacak mı? Çünkü Taliban dediğiniz bir devlet aygıtı değil aslında. Yani kime hizmet edecek? Daha bir devlet yapısında, yani devletin ne olduğunu ben Taliban'ın bildiğinden emin değilim. Bir devlet kurma noktasında gelişebilecek mi? Süreci geliştirebilecek mi? Bu bir geçiş dönemi bile olsa, hadi sonucu diyelim ki devletleşeceklerini kabul edelim, sanmıyorum ama bu geçiş döneminde bile o kadar çok kontrolsüz silah, cephane, malzeme var ki, hani hatırlayın Irak parçalandıktan sonra bunlar nerelere gitti? Hep terör örgütlerine geçmedi mi? Maalesef. Ve şu an hakikaten üst üste eylemler yaşandı. Çekilmiş el bombası. Yani o kadar zemin müsait ki, yani çok çeşitli terör örgütlerin kaos çıkarma planlarının uygulanması o kadar altyapı müsait ki bunu hakikaten endişeyle izliyoruz. Ama Türkiye, çok bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi bu bir de her bir şeyde, dünyada bir şey olsa Türkiye'de neredeyse biz böyle bir şeyle, infialle duruyoruz. Efendim, yani şimdi elbette yani dünyada meydana gelen gelişmeler Türkiye tabii ki etkilenir. Türkiye tabii ki takip ediyor. Bakın 14 Ocak 2021 tarihinde İslamabad Deklarasyonu niye imzalandı? Bugünleri gördüğü için imzalandı. Pakistan'ın istikrarsızlaşmasını, Azerbaycan'ın istikrarsızlaşmasını önlemek için imzalandı. Yani Türk devlet aklı da vizyoner bir şekilde bugünleri görebiliyor. Muhakkak. Ama burada şimdi orada bir şey olur olmaz sanki Türkiye'de bomba patlayacakmış gibi de bir algı yaratılmasını ben doğru bulmuyorum. Daha arada İran var. Asıl bunu İran düşünmeli. Tam da o konuya değineceğiz. Evet, yani İran meselesine geleceğim. Dolaylı etkilerine karşı Türkiye mutlaka hazırlıklarını da geliştirecektir. Şimdi efendim liderler... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.